Canlar merhaba, ben Cem Kervan. Bu hafta Lokma Dem adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Biliyorsunuz İsa'nın bu dünyada yediği en son yemeğinde, yemek sırasında eline ekmek aldı. Duvaladıktan sonra ekmeği böldü ve taliplerine verdi. Alın, yiyin. Bu lokma benim bedenimdir, dedi. Sonra kadehi eline aldı, Allah'a şükretti, onlara verdi. Hepiniz bu demden için, benim kanımdır bu dem. Hakk'ın halkıyla karşılıklı içtiği yeni andı yürürlüğe koyan kandır. Birçok insanın günahlarının affedilmesi için kurban olarak akıtılacaktır. Kendi kanı. Yazın bir kenara, manevi babamın şahlığında sizinle birlikte yeni dem içeceğim güne kadar asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim, tatmayacağım, dedi. Ve paylaştılar. Buna göre bir deyiş hazırladım. İnşallah beğenirsiniz. Ekmeği böldü eline alıp, bölünecek olan onun bedeni, yerimize ölü pak kurban olup canlar. Asıl lokmamızdır onun pak teni canlar. Yerimize öldü pak kurban olup canlar. Asıl lokmamızdır onun pak teni canlar. Dikenli taç giydi, askerler vurdu. Çarmıha gerildi, o dara durdu. Hak'a ermemiz için bir yol kurdu canlar. Demimizdir akan onun pak kanı canlar. Hak'a ermemiz için bir yol kurdu canlar. Demimizdir akan onun pak kanı canlar. Hak lokmamızdır. Akıtılan kanı hak demimizdir. Yerimize ölen kurbanımızdır canlar. Onu tanımamışsan
onu tanıcanlar. Yerimize ölen kurbanımızdır canlar. Onu tanımamışsan onu tanı canlar. Evet, yerimize ölen kurbanımız o. Manevi anlamda onun tenini yememiz gerekiyor, onun kanını içmemiz gerekiyor, dem olarak, lokma olarak, dem olarak. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.